Merhabalar. Diyanet TV ekranlarında iftarı beklerken programıyla yine sizleri Ramazan-ı Şerif'in huzuruyla, huşuğuyla, muhabbetiyle, feyziyle, bereketiyle, hülasa Ramazan-ı Şerif'in her şeyiyle selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Yine Süleymaniye Camii'nin yanı başındayız ve Süleymaniye Camii'nin programı açmadan önce minaresine bakınca aklıma bir şey geldi. Mimar Sinan burada hemen kabri şerifi, Hazreti Cami-i Şerif'i bitirmiş minarelerden bir tanesini böyle yerli yerine yerleştirince bir çocuk gelmiş buradan minareye doğru bakmış ve demiş ki minare eğir. Etraftakiler demiş ki yahu evladım böyle şey olur mu? Mimarbaşı ne kadar güzel nizamına, intizamına uygun bir şekilde dikti bu minareyi deyince hayır demiş bey abi bu minare eğir. Hazreti Mimar Sinan gelmiş biz öyle diyelim hadi. Çünkü Hazrettir hakikaten. Demiş ki evladım hayırdır nedir derdin? Mimarbaşı efendim böyle böyle işte caminin minaresi eğri olmuş. Peki ne tarafa doğru eğri? Şu tarafa doğru. Hemen büyük bir halat bağlatılmış caminin minaresine. 100 işçi tutmuş halatın bir ucundan çekiyormuş gibi yapmışlar. Neden? Sırf o çocuğun gönlünü edebilmek için. Çocuk ne vakit tamam düzeldi dediğinde o vakit bırakmışlar efendim ipi işçiler. İslam medeniyeti aslında böyle. Yani insan ne olursa olsun elbette eşrefi mahlukattır, ehemmiyetlidir, kıymetlidir. Kim olursa olsun. Bakın bir hadise anlatayım. Peygamber Efendimizin muhterem damadı, halifelerimizden Hazreti Ali Kerremallahu Veçe Efendimizin çok kıymetli bir yeğeni var efendim. Cafer bin Ebi Talib'in oğlu olan ve daha doğrusu Allahu Alem Cafer bin Ebu Talib'in oğlu evet Abdullah bin Cafer radıyallahu anh bir gün bir bahçenin kenarından hurma bahçesinin kenarından geçerken bir köle görüvermiş. O hurmalığın içindeki kölenin yanına yaklaşınca bakmış ki elinde 3 parça ekmek var kölenin yanına da böyle karnı iyice yapışmış bir köpek gelir ve o elindeki ekmeklere bakmaktadır köpek ekmeklerden ekmek dilimlerinden bir tanesini verir yedirir. Sonra iştiyakla yediğini görünce diğer dilimi de verir. Sonra bir süre bekler, öbür dilimi de köpekçiğin ağzına tutuşturuverir. Bu hadiseyi gören kişiler ona sorarlar. Derler ki yahu senin bu halini görünce biz hayrete düştük. O köleye gitmiştir bu esnada. Demiştir ki senin yiyeceğin hiçbir şey yok değil mi? Bundan başka evet yok. Peki niye verdin sen o yiyeceklerini sadece bu köpeğe? Çok açtı. Senin başka bir şeyin yok değil mi? Evet yok. Bu olaydan sonra Cafer bin Ebi Talib'e, Abdullah bin Cafer'e sorarlar. Derler ki senden daha cömertini gördün mü? Hep bu adamdan bahseder. Yani sevgili dostlar, cömertlik, elinde bulunan her şeyi verebilmek. Yanına yaklaşan bir köpek dahi olsa Cenab-ı Allah'ın sana ikram ettiği rızıktan onu da istifade edebilecek şekilde nimetlendirmek, rızıklandırmak. Bunlardan yola çıkarak bugün biz aslında verebilmekten, Cenab-ı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerden insanları da faydalandırabilmekten, zekattan, zekatın ahlakından, Cenab-ı Allah'ın bize bahşetmiş olduğu huzur anının zirvelerinden ve toplumsal huzura bizi bir adım daha yaklaştıran zekat bahsinden inşallah konuşacağız. Çok kıymetli iki konuğumuzla, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanımız İhsan Açık Hocamızla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat Hizmetleri Daire Başkanımız Turgut Erhan Beyefendi bugün programımıza konuğumuz olacaklar. Ama açılışta Kur'an-ı Kerim tilavetini Sümbül Efendi Camii İmam Hatibi İbrahim Yıldırım hocamız inşallah sizlere ve bizlere ikram edecekler. Efendim bendeniz Necip Karakaya, iftarı beklerken programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ما ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم بسم الله الرحمن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Maşallah tebarikallah kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyoruz zatenize bu leziz tilavetten dolayı. Hazrete de Sümbül Efendi'ye de muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi de sizin vasıtanızda iletmiş oluyoruz ki böylelikle aslında bizler Yahya Kemal'in ifadesinde olduğu gibi geçmişiyle birlikte yaşayan bir milletiz. Yaşamış olduğumuz şehrin nüfusunu sorduklarında sadece yerin üstündekilerle değil, yer altındakilerle de birlikte biz nüfusu söyleriz. Çünkü onlarla birlikte biz aslında o yaşayan ruhu olan, nefes alıp veren, kendisini ifade eden, taşıyla toprağıyla bir bütün olan şehrin fertleriyiz elhamdülillah. Ve böylelikle aslında biz kendi medeniyetimizi ve mefkûremizi ayakta tutuyoruz. Bu bir yönü itibariyle diğer gamlıktır. İnsanın insanı, insanın eşrefi mahlukatı tanıması, bilmesi, onun Cenab-ı Allah'ın lütfuyla erişmiş olduğu hikmet seviyesine Allah'ın izniyle yine erişebilmesi için bir yol olduğu bilincine, şuuruna inşallah ereriz böylelikle. Kıymetli misafirlerimiz İhtar Beklerken programında yine değerli konuklarımızla birlikteyiz. Onlarla hoş bir sohbet iklimine doğru yola çıkacağız. Bugün Allah izin verirse girişte de ifade ettiğim gibi İhsan Açık hocamla ve Turgut Erhan hocalarımızla birlikteyiz. İhsan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyettesiniz inşallah. Süper elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'ımıza şükür olsun. Eyvallah. Turgut Hocam size hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Afiyet olsun inşallah efendim. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sağ olsun. Allah iyilikler versin. Cümlemiz inşallah. İhsan Hocam Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerini yurt dışında geçirdiniz. Benin'deydiniz. Afrika. Daha Afrika'daydınız. Benin deyince yanlış anlıyorlar. Afrika. Afrika tabii. Benin diye ifade kullanınca sanki benim mi senin mi gibi anlaşılıyor. Ha eyvallah tabii doğru. Oradan kelimeden dolayı. Ama Afrika'daydınız. Çok evet. Defaten gidiyorsunuz Diyanet Vakfımızla birlikte. Elhamdülillah. İnşallah ondan bahsedeceğiz. Turgut Hocam bugün zekattan aslında bahsedelim diye arzu ediyoruz. Zaten siz de bu işle alakalı bir birimin başındasınız şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızda. Özellikle bu hususiyetleri değerli seyircilerimize hem kendileri zekat vermek arzusunda olan insanların sevk ve kanalize olmaları için hem de bir yönüyle böyle güzel bir ibadet var. Bu ibadete gönüllerinde bir muhabbetin tesis edilmesi için zaten sizin de ifadelerini inşallah isteyeceğiz. Ama başlangıçta ben şunu ifade etmek isterim muhterem hocalarım. Yapmış olduğumuz bütün işler aslında bu Diyanet TV çatısı altında bir iyilik, bir güzellik hareketi gibi. Yapılan bütün bu işleri diğer işlerle birleştirmek de bir dayanışmayı ortaya koyuyor. Dolayısıyla eğer yayıncılıkta bu yapılabiliyorsa, sair alanlarda sizlerin yapmış olduğunuz hizmetlerdeki bu manayı da ortaya koymak ehemmiyetlidir diye düşünüyorum. Ve izniniz olursa İhsan Hocam, İslam'da yardımlaşma, dayanışma, biraz bu hususlardan, bu kendi dünyamızı bize daha net bir şekilde ifade edecek cümlelerinize ihtiyacımız var. Bu noktadan başlasak neler söylersiniz efendim? Tabii çok teşekkür ederim. Öncelikle Ramazanımız hayırlı olsun inşallah. Amin. Rabbim inşallah Ramazan Mektebi'nden en güzel bir şekilde istifade edebilmeyi, Ramazan Mektebi'nin en güzel talebesi olabilmeyi, öğrencisi olabilmeyi ve sonunda da bayram günü de karnemizin, diplomamızın en güzel bir şekilde olmasını Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Tabii ki
insanoğlu birçok sorumluluklar yükleniyor. Ve birçok sorumluluğu da tek başına yapabilmesi insan adına çok zor. Doğumundan itibaren annesine, babasına veya bir çevresine ihtiyacı var. Sonrasında da yaptığı bütün işlerde tek başına yapabilmekle ilgili hakikaten çok büyük bir sorunları var. Bunu yapamazsa dayanışma oluşmuyor. Hatta günümüz tabir ediyorlar, sosyalleşmemiş deniyor. Ve belki de birey olarak bencil olmamasının da, benlik yapmamasının da, kibirli olmamasının da, ki şeytan ve nefis bizim işte sen yetersin, sen en iyisin, kimseye ihtiyacın yok gibi ifadelerle bizi esasında önce insanlara ama sonuç itibariyle esasında Allah'a ihtiyacımız olmadığını bize ifade etmekle ilgili bir doğuşumuzdan biri belki de pompalıyor bize. Değil mi? Kanımıza dolaşıyor şeytan. Halbuki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyoruz ki evet. Allah Teala'dan biz günde en az 40 kez kulluğumuzu, kul olduğumuzu söylüyoruz ve sadece ondan yardım beklediğimizi ve ondan sadece yardım beklediğimizi söylüyoruz. Çünkü yardım etmek noktasında gerçekten Allah Teala'ya boyun eğmezsek biz nefsimize ve şeytana boyun eğiyoruz. Ve şeytan ve nefis de bize her şeyi gölgelettiriyor. Zannediyoruz ki ben yaptım, benim malım, benim eserim gibi düşünüyoruz. Ve hakikaten de bu sefer bittiği zaman hayatta da eyvah hiçbirisi benim değilmiş. Çünkü hiçbirisine gidemiyorsunuz. Yani Turgut Hocam, sana ait olan bir şeyden veriyormuş gibi görünsen de aslında sana ait olan değil, sana lütfedilenden veriyorsun. Evet. Yardımlaşma ve dayanışma temelinde herhalde bu mantalite, bu düstur olursa o vakit insan nefsine ve şeytana daha ziyade galebe çalabiliyor herhalde. Birkaç cümle de sizden istirham etsek efendim. Efendim ben de çok değerli izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olan bu mübarek günlerin hepimizin kurtuluşuna vesile olmasını amin. Cenab-ı Hak'tan amin. Niyaz ediyorum. Hiç şüphesiz yardımlaşma veya dayanışma bizim özümüzde, benliğimizde, öğretilerimizde, ibadetlerimizle beraber iç içe geçmiş bir Müslüman kimliği ve kişiliğimizin birer parçası olmuş durumda. Bugün Ramazan ayı içerisinde bulunuyoruz. Ramazan ayı içerisinde vermiş olduğumuz fitreler, sadakalar, işte genelde Ramazan ayında efendim vermiş olduğumuz zekatlar, bunun yanında kurbanlarımız, haçlarımız, bütün bunlar bu ibadetlerin özünde yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma yatıyor. Hiç şüphesiz biz her toplumsal anlamda yaşadığımızdan dolayı birbirimize ihtiyacımız var. Sadece veren el anlamında evet güzel, ulvi bir duygu, düşünceyle beraber çok yüce bir haslet ama alan ele de zaman zaman ihtiyacımız var. Zen merde, civan pire ve keman tire muhtaçtır diyor. Aslında kainatta herkes birbirine muhtaç. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Ama biz bunun bu muhtaçlığı... Orayı tekrar isteyeceğiz efendim sizden inşallah. Hatta beslesin. Eyvah. Neydi onlar? Üçleme çok önemli. Zen merde. Evet. Keman tire muhtaç. Kainat hepsi aslında birbirine muhtaç. Eyvallah. Evet. Çok güzel. Yani şimdi biz birbirimize ihtiyacımız var. Efendim muhtacız birbirimize ama bunu bir şekilde karşılama yolunda ihtiyaç sahiplerinin çalıştığı, gayret ettiği halde kendi ihtiyaçlarını karşılamayan insanlara ve Allah'ın kendisine nimet vermiş olduğu insanlar onların da ihtiyaçlarını karşılayarak yardımlaşma, kayanışma duygusunu geliştirir. Biz bunları nereden alıyoruz? En başta temel kaynağımız olan kitabımız Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. Ve ta'avenu alel birri ve takva, yani iyilikte ve takvada yardımlaşma ve kaynaşma bizim ölçümüz. Yani len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek manada iyiliğe erişemezsiniz ayeti kerimesi ve bütün bunları hayata aktaran da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir örneğimiz, rehberimiz, önderimiz var. Bütün bunları hayata aktarmış ve
efendim uygulamış. Bizim her cuma günü hatiplerimiz hutbeden efendim innallaha ye'muru bil adl ayeti kerimesini okurlar. Değil. Bu ayeti kerimede hemen işte adaletle hükmetmeyi ve yakınları görüp gözetmeyi, çevre etrafındaki İhsan. İnsanlara ihsanı hemen ardından hemen vurgular. Hiç şüphesiz. Elhamdülillah bu... ihsan dolu bir program yapıyoruz hocam. Evet doğru. O ihsanla beraber el uzatılmasını, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle de mümin ve Müslüman kardeşlerine efendim yardım eden, onu sıkıntıdan, dertten, tasadan, kederden kurtaranı Allah hem dünyada hem de ahirette efendim bunu dertte, tasadan, kederden kurtaracaktır diye bir müjdesiyle beraber bizim inanmış evet. gönüllerimiz hep darda kalmışın efendim yanında olmuş, ona el uzatmış, tutanı, düşeni tutup kaldırma kalmış. Gibi bir şuuru kendi dünyasında elde etmiştir. Biz biliyoruz ki hayrun nas men yenfa'un nas. Yani evet. insanların en hayırlısı insanlara faydalı olan. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanan. Allah yolunda harcananların en hayırlısı da insanlara en faydası olan şeyleri karşılayabilmektir. Bu çerçevede bir hayata bakış açısını mümin ve Müslümanlar devamlı kendilerine bir hasret olarak büründükleri zaman inşallah hep beraber o yardımlaşma, dayanışmayla beraber biz el uzatan konumunda olmuş oluruz. Eyvallah. İhsan Hocam, Turgut Hocam'ın dediği nokta hakikaten çok önemli. İnsanların ihtiyaç sahibi olmalarını tespit, onların ihtiyaçlarını gidermek için gayret, onları ihtiyaç sahibi olmaktan kurtarmak için de bir hamle yapmak. Aslında bizden istenen değil mi efendim bu süreç içerisinde silsileyi bu şekilde tamamlamak. Yalnız görüyoruz ki Diyanet Vakfımız bunu yapıyor. Yani sizin anlattığınız bir şey vardı. Bağışlayın. Hani gitmiş olduğunuz Asya ülkelerinden bir tanesi de sabun ihtiyacı var. Onlara sabun göndermek mi mevzu? Tamam, ihtiyaçlarını karşılamak için sabun gönderilebilir ama onlara sabun yapacak tesis kurmak ve onların kendilerine sabun yaptırmayı öğretmek herhalde en doğrusuydu. Tabii çok. Buradan başlasak ne söylersiniz efendim? Şimdi hakikaten ihtiyaç olması, yani birbirimize ihtiyacımızın olduğunu hissetmek de çok önemli bir şey. Belki insanoğlu kendisindeki artıları, kendisindeki fazlalıkları, kendisindeki bazı kabiliyetleri gurur ve kibirle düşünerek sanki benim kimseye ihtiyacım yokmuş gibi zannedebiliyor. Belki de bu gurur ve kibir onun başkalarına yardım etme pozisyonundan da onu uzak tutuyor. Peki. Halbuki kalbinden o alınıyor. Allah Teala bir mümine belki yardım etmek isteyecek veya bir insana yardım etmek isteyecek. Sizin vasıtanızla yardım edecek. Sizin vasıtanızla yardım edecek ama siz bunu kibrinizle efendim işte ne gurur yaparak veya benim malım, benim dünyam diyerek red ediyorsunuz. Hatta ben şöyle özetliyorum, müsaade ederseniz. Sağ ol. Şimdi Afrika'daki bir kardeşimiz, Arakanlı bir kardeşimiz veya Türkiye'nin herhangi bir mahallesindeki bir kardeşimiz, fakir bir kardeşimiz, bir ihtiyaç sahibi kardeşimiz. Elini açmış, bu maddi bir şey de olabilir, bir anlık bir el yerden onu kaldırmak da olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Ya Rabbi diyor, bana yardım et diyor. Çok sana çok ihtiyacım var. Bu hususta bana yardım et diyor. Yalvarıyor, ağlıyor. Ve duası efendim Rabbimize ulaşıyor. Bu duanın ulaştıktan sonra Rabbimiz ona direktmen şahsına bir insan yaratıp da bununla ilgili yardım yapmıyor. Nasıl yapıyor? Birinin kalbine, işte diyelim ki Necip Bey'in kalbine diyor ki, zihnine yerleşiyor. Diyor ki sen şöyle şöyle bir yardım yapman lazım diye kalbine geliyor. Siz o anda o kalbinizdeki sesi, zihninizdeki sesi duymaz da veya ya sonra yapayım ya, şimdi gerek yok, bir başkası yapsın. Ama Allah sana havale etmişti esasın onu. Senin evet. kalbine düştü o. Sana düştü o şey. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Çok sıkıntılı bir iş yapıyorsunuz. O belki o dua gecikiyor. Değil mi? O dua eden kişi diyor ki, Rabbim duamı kabul etmedi. Ve o kişinin o sözü söylemesine vesile oluyorsunuz. Ama Rabbim sizi bu noktada görevli kılmıştı. Ve bunu yapmadığınız için Allah Teala size iki türlü kızmış oluyor. Bir, evet. görev yerine getirmiyorsunuz. İki,
birisinin duasına kabul olmasına vesile olmuyorsunuz. Ve bundan sonra Rabbim, belki de siz istiyorsunuz sonradan. Ya Rabbi, evet, ben yardım edeceğim, ama birisi yardım etmiş oluyor. Ve siz bir nevi treni kaçırmış oluyorsunuz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kalbimize düştüğü an yardım edebilme noktasında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ha, şöyle var mı? Şunu diyebilirsiniz. Ya hiç kim bir zaman kalbime düşmüyor. O zaman kalbimizi sorgulamamız lazım. Kalbimizi kapatmışızdır. Yani Turgut Hocam, eyvallah İhsan Hocam, çok güzel bir nokta. Onu şöyle zekata izninizle bağlayayım. Yani o duanın gönlüne düşmesi, birinin duasının bizim tarafımızdan Cenab-ı Allah'ın lütfuyla haberdar olmamız ve bir adım atmamız. Ya da yine zekat ibadetine getirecek olursak mevzuyu, belli bir tarifi var. Belli bir imkana ulaştığında zekatın üzerine farz olması mevzusu. Bu da aslında bir yönüyle birilerinin kabul olmuş duasının tecellisi de olabilir. Buradan zekat ibadetine geçelim mi hocam? Bu ibadeti aslında biz mali bir ibadet olarak düşünüyoruz aslında. Lakin herhalde bu işin içinde gönül ziyadesiyle var. Gönlü selim bir noktaya, selamete ulaştıktan sonra verilen zekatla herhalde bütün toplum tezyin edilir gibi geliyor bana. Hiç şüphesiz, yani gönül ve kalp olmadan hiçbir şey olmaz. Peygamber Efendimiz zekata şuradan geleyim, o gönülden deyince şuradan girmiş olayım ben de izninizle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy geldiği zaman o anki ürperti ve biraz da korkuyla beraber evine geliyor. Evine geldiği zaman Hazreti Hatice validemizi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu halini görünce onu şöyle teselli ediyor. Diyor ki, sen mahzun olma, kederlenme. Allah seni koruyacak ve kollayacaktır. Zira sen çevre ve etrafındaki insanları koruyan, kollayansın. Yardım yakınlarından uzağa doğru yardım edensin. Onların elini tutansın. Ve herkesi görüp gözetleyen bir insanı Allah mahzun etmez ve kederde de bırakmaz diyor. Amen. Ve aynı zamanda bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımlaşmaya, dayanışmaya ne kadar önem verdiğinin bir belirtisi ve teselli olarak da Hazreti Hatice validemiz Peygamberimize bunu aktarmış oluyor. Ve aynı zamanda o Mekke'de müşriklerin baskısı ve zulmü altında adeta inleyen Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Habeşistan'a hicret ettiklerinde Cafer bin Ebi Talip Habeşistan'da Necaşi'ye aktarırken diyordu ki, biz işte insani değerlerden çok uzaklaşmış bir topluluk idik. Her türlü insanlıktan çıkmış bir şekilde birbirimize muamele ediyor idik. Allah içimizden birini bize acıdı ve peygamber olarak gönderdi. O bize, bizimle ilgili kısmı söylemiş olayım, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve kaynaşmayı birbirimizle beraber efendim iç içe geçmemizi ve elinde olanın olmayana tasadduk etmesini emrediyor diyor idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylece o gönülleri bu şekilde kazanıyor idi. Oradan Mekke'den Medine'ye geçildiği zaman, gidildiği andan itibaren de zaten Yüce Rabbimiz, az önce de hocamız okudu İbrahim Hoca. Sadakatü'l fukara'yı, evet, Tevbe suresinin efendim 60. ayeti kerimesinde artık zekat mümin ve Müslümanlara farz kılınmış oldu. Evet. Bu farz kılındıktan sonraki zaman süreci içerisinde Peygamberimiz artık Mekke'de zamanı, şekli, miktarı belli olmayan yardımlaşmayı, evet, Medine döneminden itibaren bu ayetle beraber nisap miktarının ne kadar olduğu, efendim kimlere verilmesi gerektiğini zaten Kur'an-ı Kerim çerçevesini çizmiş idi. Efendim nasıl alınması gerektiğini ve nasıl yürütülmesi gerektiğinin, yılda ne kadar olması gerektiğinin ölçülerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber biz öğrenmiş oluyoruz ki işte nisap miktarı mala ulaşmış, evet, olan bir insanın kendi asli ihtiyaçların dışında efendim mal varlığı olup üzerinden de bir yıl geçtikten sonra Kur'an-ı Kerim'de belirtilen, ki bunun altını özellikle çiziyorum. Evet. Bizzat sonra niçin çizdiğimi de ifade edebilirim belki. Lütfen. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yerlere sadece verilmesi gerektiği ve bu şekilde de zekatın farz kılındığını bu ayetle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çerçevesini de çizmiş olduğu şekliyle biz mümin ve Müslümanlara İslam'ın 5 ana temel esasından biri olarak, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Büniyel İslam ala hamsin ayeti kerimesiyle beraber
zekatın İslam'ın ana temel esaslarından bir tanesi olduğunu ifade ediyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de zekat şeyle beraber namazla beraber hemen zekat ibadeti hemen arkasından geliyor. Yani evet. Namazdan sonra hemen namazı kılın, efendim zekatı verin ayeti kerimesiyle beraber yaklaşık 30 yerde bir peşine geliyor ki bunun ne kadar önemli olduğunu. Zira namaz insanı ikame eder, insanı ihya ederken aslında zekatın bir toplumsal yapıyı, toplumu ayağa kaldırabilecek ve ihya edecek bir ibadet biçimi olduğunu ifade etmiş oluyor. Turgut Hocam, buradan da anlıyoruz ki aslında zekat ibadetinin bir hikmeti var. Şüphesiz. Ve bu hikmetli yönünde ciddi anlamda bir hikmet ehlinin bize açacağı yol üzerinden de konuşmak lazım. İzninizle ben Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin divanından bir nutku şerifi sizlere ve değerli dostlara ikram edeyim. Sonrasında bu hikmet bahsinden devam edelim. Olur mu İhsan Hocam, Turgut evet. Hocam? İnşallah. Buyurun üstadlar. Bak gör ki alem.
feryat eder vakti sefer. Maşallah, barikallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz. Ellerinize, gönlünüze sağlık. Eyvallah efendim. Öyle seher vakitlerine Cenab-ı Allah ulaştırsın ki inşallah bütün kevni mekanın zikrine şahit olalım. O zikrin, o huşun, o huzurun içinde biz de kendimizi bilelim ki Rabbimize doğru bir biliş yolculuğuna çıkalım. İnşallah. Bu hikmetten aslında ortaya çıkacak, huzur edecek bir duygu. Her ibadetin elbette hikmeti, her ibadetin kendine ait bir kadri, kıymeti var muhakkak. Bu ibadet de öyle muhakkak. Biraz hikmetini konuştuktan sonra İhsan Hocam zaten bize, Turgut Hocam'la da birazcık bu işle alakalı, farziyetiyle alakalı, o hükmün yerine getirilmesinde o vasıfları taşımakla alakalı sohbetimizi devam ettirelim. Ama hikmete biraz dahil olalım hocam. Şimdi tabii ki biz müminler olarak ibadet ve taatleri hikmetleri sebebiyle değil, teslim olma sebebiyle yapıyoruz. Rabbimiz de bize bunun karşılığında hem dünyada hem de ahirette bunun karşılığını veriyor. Hikmetlerini de sunmuş oluyor. Ama her gün belki de bir ibadet ve taatin her kişi için de ayrı ayrı bir hikmeti ve güzelliği oluşuyor. Bunun oluşabilmesi için de tabii ki insanın önce kendini keşfetmesi lazım. Kendinizi bileceksiniz ki hangi ibadete, hangi taate nasıl bir hazırlık yapmanız gerektiğini hissetmeniz lazım. Bu keşif önemli. Bizim ibadet ve taatlere ihtiyacımız var. Evet. Bunu bir kere bütün müminlerin çok iyi bilmesi lazım. Allah-u Teala'nın değil. Yani tabii ki. Bu kulluğa bizim bilmemiz ihtiyacımız var. Bu abid olmaya, yani ibadet etmeye, ibadeti yaşamaya, ibadeti yaşatmaya, ibadeti daha sonraki nesle aktarmaya bizim çok ihtiyacımız var. Ki İbrahim Aleyhisselam mesela namaz için ne yaptı? Beni ve neslimi dedi namaz kılanlardan ayrı. Kendisi kıldı ve neslinin de kılmasını istiyor. Niye? Çünkü o nesil de devam ederse, o ibadet ve taat devam ederse kendisine şey devam ediyor. Hayır hesanat devam etmiş oluyor. Yoksa şey oluyorsunuz, ebtar kalıyorsunuz. Yani çoluk çocuğunuzdan ziyade neslinizin, bıraktığınız neslin size ne bıraktığı, sizden sonra sizin güzellikleriniz devam ediyor mu etmiyor mu? İyilik yapmak güzel bir şey. Ama iyiliğin devam etmesi daha güzel bir şey. İyiliğin kalıcı olması daha da güzel bir şey. O yüzden de zekata hikmet boyutundan bakabiliyoruz. En belki de zekatın veya infağın en önemli şeylerinden bir tanesi belki hikmeti şu olabilir. Bir kere zenginle fakirin arasında ötekileşmeyi kaldırıyor. Sizi aynı sofrada oturtabiliyor. Aynı safa beraber olmanızı istiyor. Bunu deyince belki geçmek istemezdim ama hemen saf deyince aklıma geldi. Çok kaç gün önce çok acı bir şey yaşadım ben. Afrika'da benimle kardeşlerimizle işte namaz kılıyoruz. Kılmak istiyoruz daha doğrusu. Önce onların işlerinden bir tanesi ki burada ilahiyatı okumuş. Abdülsamet kardeşimiz. Hafız. Hatimle namaz kılacak bir kardeşimiz. Ona namaz kılması için yani bize imam ol diye ısrar ediyorum. Çekiniyor. Çekinmesini işte hani biz yani bizden mi çekiniyor falan. Beyaz ol, beyaz önüne geçmekten çekiniyor. Beyazın önüne geçmekten çekiniyor. Namaza ikna ettik, namazı kılmaya başladık. Bir orada hizmetli pozisyondaki bir kardeşimiz, yani bize hizmet eden bir kardeşimiz. Seccadeler serildi. Seccadede namaz kılmadı. Arkada namaz kıldı. Aynı safta duramadı. Allah Allah. Ondan sonra onu çektik. İşte zorla çektik. Yanımıza koyduk falan filan. Sofraya oturuyoruz. Lokantaya gidiyoruz. Şoför arkadaşlarla beraber oturma istiyoruz. İşte zenci kardeş, Afrikalı kardeşlerimiz. Aynı sofrada çekiniyor. Zorla tutturuyoruz. Ama biraz sonra yemek tabakları geliyor. Lokantada. Onların iki küçük geliyor. Bardağa küçük geliyor. Allah Allah. Yani bu bana o kadar acı verdi ki, yani hikmet dediniz ya. Belki zekat, infak en önemli şey. Kardeşine veriyorsun. Kardeşine veriyorsun. Senin kardeşin olduğu için veriyorsun.
rızık senin olduğu için değil. Ve mimâ razaknâ yunfikûn diyorsun. Verdiğimiz rızıktan veriyorsun. Şu an sende olduğu için veriyorsun. Yarınında da olabilir veriyorsun. Yani ötekileştirme yok. Yani zekatta ötekileştirme yok. Yani birisi zengin, yani zengin fakir değil. Zenginlerle fakirlerin beraber olduğunun hissiyatı var. Bu duygu var. Belki en büyük hikmet bu. Bir ötekileştirmeyi önleyen bir dünyası var. Aslında bütün bu duygular kitaplarla da öğrenilir. Evet. Ve kitapların kapağını açtığınızda iki kapak arasındaki yakınlık o içerideki bilgilerin kıymetiyle daha da fazlalaşabilir. Ve Diyanet Vakfımızın bu sene 39.sunu düzenlediği Kitap Fuarı'nın Büyükçamlıca Camii'nde yapılan açılışta şu anda sevgili Veysel Altsoy kardeşimiz bizleri bekliyorlar. Oradan inşallah o izlenimlerini almak istiyoruz sevgili Veysel'den. Seni dinliyoruz. Mübarek Ramazan ayının 7. gününü artık geride bırakmak üzereyken İstanbul'dan Büyük Çamlıca Camii'nden sizlere selamlarımızı iletelim. Büyük Çamlıca Camii çok güzel bir günü geride bıraktı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortak çalışması 39. Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi ve yanımda çok değerli bir konuğum var. İstanbul İl Müftü Yardımcımız bizimle birlikte. Hocam çok güzel bir günü geride bıraktık. 39. Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Neler söylemek istersiniz? Malumunuz bizim medeniyetimiz kitap medeniyeti. Kutsal kitabımızın adı da Yüce Mevla Zalikel Kitab La Raybe Fi, içinde şüphe olmayan bir kitaptır buyuruyor. Toplumu aydınlatma görevi olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, sahih dini bilginin öğrenilmesi, fikirlerin sağlam bir şekilde yerleştirilmesi için 39. defa kitap fuarı düzenlemekte. Bu kitap fuarıyla insanlarımıza ucuz ve doğru bilgi sahih bir şekilde inşallah ulaştırılacak diye düşünüyorum. Ve bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı çocuklarıyla, dostlarıyla beraber iftardan sonra, özellikle iftardan sonra teravih namazından önce Büyük Çamlıca Camii'ne ve Avrupa yakasında da Fatih Sultan Mehmet Camii'ne, Fatih Camii'ne avlusuna bu kitap zevkini tatmak üzere bekliyoruz. Bir gelenek haline geldi hocam. Evet. 39. Evet. kezdir açılıyor. Bu toplumda nasıl karşılık buldu? Bence toplum tarafından beğeniyle takip edildiğini düşünüyorum. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar gerçekten halkımızın nezdinde değer buluyor, beğeniliyor ve takdir görüyor. Bu çalışmanın da ben faydalı olacağını, bereketli bir fuar olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle başta başkanlığımızın yayınları, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları ve Diyanet Vakfı olmak üzere bu fuara katılan vatandaşlarımıza da, esnaflarımıza da başarılar diliyorum. Buraya gelmek isteyenler, kitap severleri nasıl bir ortam bekliyor? Birazcık bundan bahsedebilir miyiz acaba hocam? Ya şunu söyleyeyim, öncelikle Çamlıca zaten başka bir değer. İstanbul'un en güzel noktasında şu anda bulunuyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız hem caminin güzelliğinden, hem ortamın ferahlığından, hem de kitapların tadından tadacaklardır diye düşünüyorum. Peki hocam, İstanbul İl Müftülüğü'nün çalışmalarına dönecek olursak, mübarek Ramazan ayında ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Mübarek ayı nasıl geçiriyorsunuz? Başkanlığımız ve İstanbul Müftülüğümüz, başkanlığımızın talimatları doğrultusunda topluma dini konularda bilgi vermek üzere gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ramazanımız dolu dolu geçiyor. Camilerimizde mukabeleler, 94 camimizde hatimle teravih namazı, vaazlarımız, sohbetlerimiz, bu dini boyutu. Bir de insana dokunma boyutumuz var Diyanet Vakfı kanalıyla. O konuda da epeyce çalışmalarımız var. İstanbul genelinde müftülüklerimiz kanalıyla inşallah 5500 ailemize gıda kartı inşallah ulaştıracağız. Bu sene zekat çalışmaları çok başarılı bir şekilde devam ediyor. 5000 aileyi hedefledik inşallah. İstanbul genelinde 5000 aileye nakit yardımı yapmayı planlıyoruz. Kaynağını da hayırsever vatandaşlarımızdan elhamdülillah neredeyse temin ettik. Yetimlerimizle iftarlarımız oldu. Önümüzdeki hafta inşallah yine göçmen yetimlerimizle bu sefer bir iftarımız olacak. Yurt dışında çalışmalarımız var.
Bulgaristan'da 1000 kişilik bir iftarımız olacak. Kısmet olursa inşallah Kosova'da iftarımız olacak. Ve şununla bitireyim. Suriye'de 1800 yetime inşallah önümüzdeki hafta ulaşacağız, destek olacağız. Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. İstanbul İl Müftü yardımcımızla birlikteydik. Büyükçamlıca Camii'nden sözü tekrar size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocamıza ve Veysel'cim size. Bugün özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Hocamızla birlikte yapılan bu açılışta Türk İslam Sanatları Müzesi'nin de açılışı yapıldı. Oraya gittiğinizde hem aklı selime, hem kalbi selime, hem de zevki selime ulaşacaksınız inşallah. Yarın da Allah izin verirse Fatih Camii'nin hemen avlusunda kitap fuarımızı inşallah değerli dostlarla, müminlerimizle buluşacak, bir arada olacak. İhsan Hocam, biraz bu hizmetleri, yani hani tamam elbette Diyanet Vakfı olarak birçok alanda hizmet yapıyorsunuz şu anda. Bugünkü bahsimiz zekat. Lakin bir iki cümleyle bu yapılan hizmetlere değinsek neler söylersiniz efendim? Şimdi belki zihinlerde yanlış bir olay var. Hani bilgisayar çıktı, işte bakınız önünüzde efendim işte sosyal medya araçları var. Evet. Şey, hepimizin de telefonlar var. Kitap daha az okunuyor, kitap okunmuyor işte gibi ifadeler kullanılabiliyor. Ben buna çok katılmıyorum. Bunu neden katılmadığımı söyleyeyim. Hem çok kitap basılmaya başladı, hem çok çeşit basılıyor. Ve gerçekten de gençlerimiz iyi kitap okuyorlar. Yani buradan tabii ben gençlerime çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Yani iyi bir gençliğimiz geliyor. Güzel kitap okuyorlar, güzel kitap seçiyorlar. Böyle kitap fuarlarına tam bakıldığı zaman da, işte Ankara'da da vardı. Şimdi bugünkünde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Diyanet İşleri Başkanımızla beraber açtık. Orada da gördük, yani gençler daha çok ilgi gösteriyorlar. Gençler çabuk geliyorlar. Hemen kitap alıyorlar. Böyle rastgele kitap değil tabii, kendi ilgi alanlarına göre kitap alıyorlar. Yani kitabı okuyabilmek, kitabı okutabilmek, kitapla haşır neşir olabilmek, kitabı dost edinebilmek. Evet. Biz kitaplı bir dinin mensuplarıyız. Elhamdülillah. Zelikel kitap. Yani Rabbim yani kitapla bizi muhatap almış. İman bahislerimizde kitaplara evet, iman kitap geçer. Evet. O yüzden gerçekten kitaba, kitaplara çok ihtiyacımız var. Ki bütün kitaplar, biricik kitabımız, Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamamız, anlatabilmemiz ve yaşayabilmemiz için o kitabımızı, Kur'an-ı Kerim'imizi anlayabilmek, yaşatabilmek ve yorumlayabilmek adına Rabbim inşallah bizi inşallah o kitaba ulaştıran tüm kitaplara da ulaşabilmeyi bizi ve neslimizi nasip etsin diyorum. Amin inşallah. Fuarlar da bunun için var. Hakikaten öyle. Şimdi yalnız Turgut Hocam, enteresandır. Zekat bahsinde öğrenciye zekat verilir mi? Ya da şu şöyle olursa nasıl olur? Zekatımla ilgili şu sorum var. Nereye soracağım? Cami yapabilir miyiz? Falan. Cami. Şimdi o kadar fazla çeşitli soru var ki. En sonunda şunu deyip kurtulasım geliyor. Yahu sen zekat vermeye niyet ettin mi kardeşim? Öyle bir onu söyle. Şimdi buradan yola çıkarak hocam, zekat kimlere farzdır? Kime verilir, kime verilmez? Bunu böyle detaylı bir şekilde ifade mümkün müdür efendim, hemen bir çırpıda? Efendim, öncelikle zekatın kimlere verileceği hususunu Kur'an-ı Kerim açık, net bir şekilde ifade etmiş. Tövbe suresi 60. ayeti kerimede zekatın 8 sınıf insanın dışında başka hiçbir kimseye zekatın verilemeyeceği hususu açık ve net bir şekilde ifade edilmiş. Sınırlarını Yüce Rabbimiz koymuş. Yüce Rabbimizin koymuş olduğu sınırların dışındaki herhangi bir şeye zekatın verilmesi aklen muhaldir zaten. Bunlar nere? Bunlar da hemen bizim ilk akla gelen fakirler ve miskinler geliyor. Yolda kalmışlar geliyor. Allah yolunda olan kimseler, kalbi İslam'a ısındırılacak kimseler ve bunlar geliyor. Yani bunların dışındaki herhangi bir yere zekatın verilmesi mümkün değildir. Hatta vatandaşlarımıza şunu da ifade edeyim ki zekatı biz... özellikle vatandaşlarımızın mali ibadetlerini bu zekat başta olmak üzere alıp zekatın verilmesi gereken yerlere vermeyip kendilerine güç devşirebilen, efendim suistimal eden, bunları başka mahfillere transfer eden ve bundan palazlanıp da milletin başına bela olabilecek grupları biz açık net bir şekilde ifade edeyim 15 Temmuz'da yaşadık. Ve bundan sonra mali ibadetlerin nereye verildiğini, ne şekilde
efendim harcandığını vatandaşımızın kontrol etmesi lazım. Bu cümleden olarak bir, öncelikle vatandaşlarımız zekatı verirken verdikleri yerin şeffaf olması lazım. Şeffaf. İkincisi güvenilir olması lazım. Üçüncüsü hesap verilebilir olması lazım. Yani bir kalem ücreti dahi kadar bir miktar vermiş olsam bile aradan 3 sene 5 sene de geçse bunun hesabını verilebilecek bir yere kişinin zekat vermesi lazım ki biz onu bugün Türkiye Diyanet Vakfı'na verilmesini hasreten özellikle istiyoruz. Niye? Çünkü şeffaf, açık, net bir şekilde zekatın alındığı gibi arkasından makbuzunu ve benzeri hususları kişiye ibraz edebiliyorsun. Takibini yapabiliyorsun. Takibini. Ve bugün efendim zekathesapla.tdv.org diye bir site kurulmuş durumda. Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber. Kişi orada bunu telefonlarına indirdiği zaman çok rahat bir şekilde kendisi ferdi olarak zekatını hesaplama imkanı elde edebiliyor. Ve bundan sonraki süreçte de eğer Türkiye Diyanet Vakfı'na verdiği zaman diliminde kişiye tekrar bunun Diyanet Vakfı'na ulaştı diye bir bilgi geliyor. Bu bilgiyle beraber nereye veriliyor? İşte Kur'an-ı Kerim'deki ifadesini bulan efendim Tövbe suresindeki 60. ayeti kerimelerdeki yerin haricindeki bir yere sarf edilmesi asla mümkün değil. Zira sınırlarını, hadlerini, ölçüsünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölçüyü koymuş ama Kur'an nereye verileceğini evet. Efendim açık ve net bir şekilde ifade etmiş. Bu şekilde Allah'ın mal vermiş olduğu, mülk vermiş olduğu ki el malu vel benun zinetul hayati dünya. Dünya hayatının süsü olarak Cenab-ı Hakk'ın ikram etmiş olduğu malı, mal sahibini efendim mal esas mal sahibinin %2,5 diye emretmiş olduğu bir hususu fakirin de hakkı olarak o maldaki malı temizleme, tezkiye etme anlamı ifade edecek şekilde %2,5'unu efendim fakir, fukara, garip, guraba, yetimlere özellikle bu Ramazan ayında sofralarına efendim bir tabak çorba olabilmek veya çorbada evet. Tuz olabilmesi hadedinde zorunlu bir ibadet olarak Allah'ın evet. Farz kırmış olduğu bir ibadet duygusu ve düşüncesiyle vermek gerekir ki bunun dışındaki bir yere asla zekatın verilmemesi gerekir. Burada herhalde anladığım kadarıyla güven esası ve insanların sizin de ifade ettiğiniz gibi şeffaf yapılan bir hizmet dairesine kendi ibadetleriyle dahil olması. İhsan Hocam buradan devam edelim. Yani burası Turgut Hocam'ın dediği gibi bir internet sitesiyle zekatların hesaplanabileceği ve zekatların nereye ulaşıldığını şeffaf bir şekilde görebileceğimiz bir çalışmayı siz yürütüyorsunuz şu anda. Evet. Ve dünyanın 149 ülkesinde. Evet. Şöyle şunu da bahsetmemiz lazım. Şimdi bir kere zekat infak şuurunun bir tabanıdır. Bunu da iyi bilmek lazım. Yani siz zekat vererek infakı tamamlamış olmuyorsunuz. Sadece Allah-u Teala'nın çizdiği sınırlar içerisinde bir başlangıç yapıyorsunuz esasında. Allah'ın verdiği rızkı hatırlıyorsunuz. Ve o rızkı Allah'ın verdiğini hissederek onun adına belki de hak eden kişilere ki 6-8 madde özür dilerim 8 maddeye veriyorsunuz ve bunun için de bir çaba sarf ediyorsunuz. Ama şunu mutlaka Müslümanların iyi bilmesi lazım. Vermeye niyet etmek kadar doğru yere vermek ve takibini yapmak da bir müminin görevidir. Yani şöyle bir şeyle kendimizi kurtaramayız. Ben verdim kardeşim, günah onların boynuna. Böyle bir dünya yok. Ben zekatımı, bak malım için ne yaptım? Gayret ettim. Çalışıyorum, iyi mal üretiyorum, efendim para kazanmaya çalışıyorum. Helalinden kazanmaya çalışıyorum. Helalinden kazandık. Helalinden vermeye çalışıyorsunuz. Helalinden de sizin adınıza harcanmasını da sağlamanız lazım. Bu da nasıl olur? Bir, efendim ben zekatı verdikten sonra acaba verdiğim müessese, verdiğim şahıs Kur'an'ın belirttiği, koyduğu ölçüler içerisindeki maddelere giriyor mu? Bunu biz belirleyeceğiz. Bilemiyorsak işte müftümüze soracağız. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımıza soracağız. Ben kime zekat verebilirim? Böyle bir danışmanlık alacağız.
Her şeyle danışmanlık almıyoruz mu? Hep birbirine sormuyoruz mu? Camimizi imamına sorabiliriz, müftümüze sorabiliriz. Soracağız. Ondan sonra zekatımızı teslim ettik. Tamam hocam hesapladın. Şunlara şunlara vereceğini söyledim. Benim zekatımı nerede tutuyorsunuz? Evet. Nerede tutuyorsunuz? Zekatın tutulduğu bir havuz var. O havuz nerede? Ondan sonra o havuzdan harcarken hakikaten Kur'an'ın buyurduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun bir şekilde bu zekat veriliyor mu, verilmiyor mu? Verildikten sonra o fakirin, fukaranın, borçlunun efendim işte durumu ne duruma geldi? Bunlarla ilgili ya hocam işte bunlarla mı ilgileneceğiz? İlgileneceğiz bu ibadet. Yoksa şimdi, toplumsal şimdi biz burada nasıl biz oluşacak? Burada oturalım burada. Şurada süper bir cami var. Allah yapanlardan, yaptıranlardan mimar sınavımızı almış olalım. Süper bir cami var. Biz burada oturduğumuz zaman namaz kılınmıyor yani. Abdestinizi alacaksınız. İyi bir hazırlık evet. yapacaksınız. Bir çaba sarf edeceksiniz yani. Evet. Zekatın yani muhakkak bir ibadet olduğunu unutmayalım. Yani cebimizden çıkan bir para olarak, kasamızdan çıkan bir para olarak, efendim işte fabrikamızdan çıkan bir mal olarak düşünmeyin sadece onu. O görüntü. Biz bunu ibadet maksadıyla yapıyoruz. Bu bir ibadet, bir taat. Ya Rabbi ben sana itaat ediyorum. Sen emrettin, sen ver dediğin için veriyorum ya Rabbi. Ve senin rızanı kazanabilmek yani, adına ben bunu yapıyorum. Yani niyetiniz bir kere ibadet. Yani bütün ibadetlerde niyet önemlidir. Niyetiniz olmadan. Yani şimdi siz niyetiniz olmadan birisine para verdiniz. Sonra dediniz ki ya ben bunu zekata sayayım ya. Yok öyle. Hani işte ne yaptınız? Yastığı yıkıldınız. Baktınız ki yastığı vakti girmemiş. Niyeti öyle olsun. Yok öyle yok. Vakti var. Bu işin vakti var. Tabii. İçinden şartı var, dışından şartı var. Tabii. Her ibadetin içi ve dışı. Sizin içiniz, dünyanızın şartı var, dış evet. dünyanızın şartı var. Siz hazır mısınız? Vermeye yani. Hazır mısınız? Verecek kişiyi seçmeye hazır mısınız? Verdikten sonra kalben mutmain oldunuz mu? Hani ibadetin size kazandırdığı bir mutmainlik olması lazım. Hani ibadeti yaptıktan sonraki bir sevinç, bir efendim kendini iyi hissedebilme. Ben Rabbimin verdiği emri iyi bir şekilde yaptım diye sevinebiliyor musunuz? Bunlar hep böyle demek ki bahsettiğiniz hikmetlere de kaymak noktasında. Ayrıca müessese anlamında şunu diyebilirsiniz. Ben şahıs olarak belki takibini yapamıyorum. Bu hususta iddialı kurumlarımız var mı? Var. Hamdolsun var. Dün de vardı. Dün vakıflarımız yok muydu? Bakın şuradaki bütün yerler vakıflar sayesinde yapılmış. Evet. Yani İstanbul'un böyle güzel bir yeri nerede varsa yani şu şaheser çok güzel. Şu çeşme ne kadar güzel. Şu köprü ne kadar güzel. Bir vakıf. Efendim şu cami ne kadar güzel. Dediğinizde bunun arkasında bir vakıf var. Bir iyilik hareketi var. Evet. İyiliğin kalıcı olabilmesi ve sadece yapıldığı anda değil, sonrasındaki insanların da istifade edebilmesi adı altında bir müesseseleşme var. Muhterem hocam izninizle ben zamanı geldi bir eser daha okuyacağım. Anlıyorum ki İhsan Hocam'ın ifadelerinden Turgut Hocam, zekat vermenin de bir adabı var. Ama o adabın içerisine birazcık daha hani bir mali ibadetlerde çok böyle hani tüccarlarımız arif ve agah insanlar Ramazan'a denk getiriyorlar ki sevap birazcık daha artsın. Bunun da hikmetini soracağım. Gerçekten şu öyle midir diye dönüşte. Buyurun Üstad'lar. Açıldı bu gece evlad rahmet, açıldı bu gece
Tevhid-i tahminine renk oldu zulme. Tevhid-i tahminine renk oldu zulme. Hak cenne aladan ikramlar geldi. Hak aşk ile hak dedi dağlar ve taşlar. Döküldü gözlerden kan ile yaşlar. Döküldü gözlerden kan ile yaşlar. Kıyamda rükuda secdede başlar, kıyamda rükuda secdede başlar. Mağfiret vaad eden kelamlar geldi. Mağfiret vaad eden kelamlar geldi. İlahi günahım dağlardan yüce. İlahi günahım dağlardan yüce. İsyanla memluyum gündüzle gece. İsyanla umarım Kevser'i Resul'den içer. Umar ki Kevser'i Habib'den içer. Aşk ilin göğsüne ifhamlar geldi. Aşk ilin göğsüne ifham geldi. Tevbeye vesile imkanlar geldi. Hak Celle Ala'dan selamlar geldi. Ay maşallah, barekallah. Allah aşkınızı, muhabbetinizi arttırsın. Cenab-ı Allah zikrini yapmış olduğumuz bu güzelliklerle cennette karşılasın bizleri inşallah. Amin ya Rabbel Alemin. Amin efendim. Şöyle eyvallah. El sallayın usta. El sallıyoruz efendim. Eseri okurken el salladık bütün dostlara. Buradan da ilan etmiş olalım tekrar sevgili dostlar. Evvela üstadlara tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Harika bir taksimdi ve harika bir eserdi. Çok teşekkür ederiz Hasan'cığım. Eyvallah. Sevgili dostlar, Süleymaniye Camii'ne bekliyoruz iftara. Bakın dostlara ilan ettik, haber verdik, geldiler. En az 100 sofra kurulacak burada. Siz de gelin ne olur, değil mi İhsan Hocam, Turgut Hocam? Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim sofrası burası ya. Şu muhabbetten siz de müstefid olun. Davetimize icabet eden herkese de teşekkür ediyoruz hasreten. Şimdi hocam yani hani bu ibadetle alakalı konuşuyoruz. Bu ibadetin hakikaten bir usulü var, yolu var, yordamı var. İhsan Hocam'ın ifade ettiği gibi bir adabı var. Şüphesiz. Ve bunu da içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'te de birleştirmek de herhalde hani tırnak içinde söylüyorum uyanıklık olmasa gerek. Lütuftan daha fazla müstefid olma niyetidir herhalde. Buradan neler söylersiniz efendim? Öncelikle
zekatın bir kimseye farz olmuş olması nisap miktarına ulaştıktan sonra olur. Yani sadece Ramazan'a has bir ibadet değildir. Yılın içerisinde her zaman zekat verilebilir. Evet, evet. Ancak bu miladi takvime göre olmadığından, kameri takvime göre yapıldığından dolayı yani 354 gün çektiğinden evet. kaynaklı olarak da Ramazan ayı da her yıl 10 gün önce geldiğinden ve kameri takvime olduğundan kaynaklı olarak vatandaşlarımız Ramazan ayında çok daha veriyorlar. Hem de hem rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı yani bu aydan da istifade etmiş oluyorlar. Bu belki ayın bereketi diğer aylarda verebilmek için veriyor. Yani bereketinden de istifade etmiş oluyorlar. Bu demek değil ki başka aylarda verilmez diye veya verilmeyecek diye bir kural kaydı yoktur. Yok. Nisap miktarına ulaştıktan ve o nisap miktarının üzerinden de bir yıl geçtikten sonraki her zaman dilimi içerisinde zekat verilebilir. Bunun ölçüsünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken ona bir vali takım talimatlar veriyor. O talimatların içerisinde şöyle diyor. İşte siz oraya gidiyorsunuz, öncelikle Allah'ın bir olduğunu yani kelime-i tevhidi o insanlara aktaracaksınız. Yani İslam'ı aktaracaksınız. Müslüman olmalarını sağlayacaksınız. Akabinde benim peygamber olduğumu onlara aktaracaksınız. Ardından bunları kabul ettikleri zaman namazın farz olduğunu, günde 5 vakit kılınması gerektiği noktaya anlattıktan sonra onlara zekat emrini, az önce de söylemiştim, hemen namazla beraber zekat emrediliyor zaten. Zekat emrini onlara aktaracaksınız. Ve zekatlarını almaları hususunda şuna dikkat edeceksin diyor. Bu aynı zamanda biz zekat verirken neye dikkat etmemiz hususuna da bir işaret etmesi açısından evet, aktarmış tabii. oluyorum bunu. Diyor, kişilerin mallarını alırken en değerli, en gözdesini almayacaksın. Zira onları mazlum konumuna sokmayacaksın. Zira mazlumla Allah arasında perde yoktur. Yani evet. orta hallisinden alacaksın diyor. Evet. Şimdi biz zekat deyince sadece madde anlamında parasal şeyler aklımıza gelmesin. Zira bizim bir öşürümüz var. Değil mi? Yani şimdi ayni ve nakdi anlamda bütün bunları düşünmek gerekiyor. Düşündüğümüz zaman malının nesini verecek? Yani en işe yaramaz, en efendim uygun olmayanı vermeyecek. Orta hallisini verilmesi açısından Peygamberimiz en değerlisini de verip mazlum konuma düşürülmemesi gerektiğini özellikle vurgulamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi zekat amillerini bizatihi kendisi görevlendirmiş. Yani zekatı bir müessese olarak, bir devlet müessesesi olarak kendisi bizatihi işletmiş, zekat görevlerini kendisi seçmiş ve kimlerden zekat alınması gerektiğini ve onların nasıl toplanıp ve kimlere verilmesi gerektiğini bizzat bir devlet organizasyonu olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başında kendisi bizatihi durmuştur. Yani bir nevi insanların, kişilerin, şahısların vicdanlarına bırakmamıştır. Bunu bir müesses nizam olarak kendisi kurmuş ve işletmiştir. Yani çünkü eğer böyle yapılmadığı zaman işte mali ibadetleri suistimal eden insanlara da mahal kalmamış oluyor dolayısıyla. Ve zekat alınırken de herkesin orta halli efendim mallarından almak, eğer nakdi bir şey yoksa zaten %2,5'unu varsa %2,5'u alınmış olacak, 40'ta 1'i alınmış olacak ki bunların hayvansal değerleri farklıdır, madde anlamında farklıdır, öşür anlamında farklıdır. Yani bir hayvanın 30'da 1, 40'ta 1, parasal anlamda %2,5 öşürse, kişi kendisi eğer bakımını vesaire filan işte yapmış ise onun efendim 20'de 1 yoksa 10'da 1 şeklinde zaten bunun ölçülerini, taksimatlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi kendisi yapmıştır. Yani bu ölçüler değişebilir mi? Mesela %2,5 deniyor, ben %8,5 vereceğim dese vatandaş. Üste de değişir de altta değişir. Şimdi %2,5'tan aşağı olmaz çünkü ölçüsünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eyvallah. Koymuştur. Bu ibadettir. Az önce hocamızın da ifade etmiş olduğu gibi yani biz zekatı gönülden, kalpten gelen bir şefkat, merhamet duygusuyla vermiş olduğumuz bir husus değildir. Bu farzdır. Olması gereken, olmazsa olması olmaz gereklerinden bir tanesidir bu. Ama bunun üzerinde %2,5 değil de 5 verecek, 10 verecek. Zaten sadece bizim vermiş olduğumuz yardımlaşma duygumuz sadece zekat değil ki. Yani farz olan bir tanesi zekat. İşte Ramazan ayı içerisinde bulunuyoruz. Vacip olan sadakayı fıtır. Bunun üzerinde infaklarımız var. Efendim, isarlarımız var. Bütün bunlar
etrafı ve çevreyi koruyup kollama, fakir fukarayı efendim gözetme bağlamı çerçevesi içerisindeki ibadetler bölümü çerçevesi içerisinde değerlendirmek gerekir. Yani hocam gerekir. Zekat ibadetinde ibadetin kendi iç dinamiğini muhafaza etmek adına %2,5'u muhafaza etmek, bununla bu %2,5'luk ifade edilen kısım üzerinde ittifakı Allah Resulü'nün işaretini sabit tutmak, bundan sonra kişi veriyorsa yine infakına devam etsin, farklı şekilde yardımlaşmaya. Yani cömertlik kendisinde tesis olduktan sonra istediği kadar versin. Cenab-ı Allah'tan daha cömerti yok ya, Allah ona daha çok verecek. Zaten Müslümana düşen nedir? Yani Müslümana düşen bu şefkat ve merhameti en alt düzeyi geliştirdikten sonra üzerine bina etmektir. Ve yu'sirûne alâ enfüsihim velev kâne bihim hasâsâ. Kendileri ihtiyaç sahibi olduğu halde başkalarını kendilerine tercih etme duygusuna biz isar diyoruz. Değil mi efendim? Önemli olan onu vermektir. Yani verebilmektir. O gönlü, kalbi kazanabilmektir. O isar ehli olabilmektir. Yani başkalarına şefkatli merhameti nasıl göstereceksin? Bizim kendi temel kültürel ilkelerimiz haline gelmiştir. Efendim komşunuya karşı yapılması tabii gereken hususları, yardımlaşma duygusunu, komşusu efendim, açken tok yatan bizden değildir anlayışı. Ancak bütün bu bunların üzerinde, yani zekatın farz olan kısmının üzerindeki yapılan hususlarla beraber biz bunu efendim ilke edinmişizdir kendimize. Eyvallah. Zaten. İhsan hocam, bu noktadan şöyle devam edelim mi? Cenab-ı Allah vaadinde cömertlere ikramda bulunacağından, lütufta bulunacağından bahseder. Ve cimrilere gelince orada biz onlarla ilgili bir şey söylemeyelim hadi. Bu da bu noktada biz güzeli konuşalım. Biz bu noktada aslında Turgut Hocam'ın ifadelerinden de yola çıkarak aslında din bir medeniyet inşa ediyor. Ve bu medeniyeti inşa ederken elbette taşıyla toprağıyla birlikte insanların gönüllerini de imar ediyor. Ve ortaya her biri birbirinden cömert fertler çıkıyor. Cömertlerin mükafatı ve cimrilerin hali ne olur hocam? Yani şunu söyleyebilirim ben. Dünya içe yeryüzünde bir açlık varsa, yeryüzünde bir kaos varsa, yeryüzünde susuzluk varsa, yeryüzünde maddi manevi kirlenmek varsa bunun en büyük sorumluları cimrilerdir. Evet. Gerçek anlamda zengin kardeşlerimizin, zengin insanlarımızın dertsiz olmaları ve dünya malının dünyadaki kendilerine verilen fazla olanın, yani fazlalıkların kendilerini kazandığına veya kendilerinin hak ettiğine inananlar tarafından olur. O yüzden insanlar bir başkasını sömürebiliyor. Hatta sömürerek esasında ona yardım etmemek için de bahane üretiyor. Yani siz yardım etmemenin bahanelerini üretmeniz lazım. Çünkü vicdan sizi muhakkak ve muhakkak zorlayacaktır. Çünkü Allah Teala yarattı bizi. Biz, hepimizin vicdanı var. Ama biz vicdanımızla yan yana kalabilmek ve vicdan muhasebesi yapmamamız adına birçok şeyi yani vicdan yapmama adına başarmaya çalışıyoruz şu an yeryüzüne. Ne yapmaya çalışıyoruz? Birkaç örnek vereyim. Fakirlerin olduğu mahallelerden kaçmaya çalışıyoruz. Evet. Hiç akşama kadar diyor ki ya her taraf zengin ya diyor, herkesin şeyi var diyor. Hiç zengin, hep zengin görmek istiyoruz. Evet. Hatta bir yüz zengini gördüğümüz zaman ona özeniyoruz. Kendimizi şeyde düşünüyoruz. Daha varlıklı insanlar görmeye çalışıyoruz. Halbuki zengin mahallesi, fakir mahallesi olmaması lazım. Daha da geri gideceğim. Mesela şu buraya bakınız. Hemen ön tarafta ne var? Hazireler var. Evet. Namazdan çıktığınız zaman geçmişe vefa noktasında ki babamın imamlık yaptığı sıralarda hatırlıyorum ben. İstanbul'da imamlık yaptığı zaman. Sabah namazdan sonra namaz biter. Bütün cemaat şimdi bu hazirelerin yanına gider. Hep beraber dua ederlerdi. Orada kimler yatıyor? O mahallenin eskileri yatıyor. Evet. Yani herkesin dedesi, ninesi, ataları yatıyor. Ve siz hem dedenizi unutmuyorsunuz, ninenizi unutmuyorsunuz, geçmişini unutmuyorsunuz. Hem de vefa gösteriyorsunuz. Zekat esasında insana
öyle bir şey kazandırıyor ki, ilgi, alaka, dertlenme, ne oluyor, nasıl gidiyor diyerek esasında siz de geleceğinizi kurtarıyorsunuz. Esasında siz zekat vererek fakir fukaranın krizini, fakir fukaranın kaosunu, fakir fukaranın küresel ısınmasını, küresel yok oluşu, küresel kirlenmeyi esasında zekatla bir nevi, özür dilerim, zekatla bu işin önünü kesiyorsunuz. Diyorsunuz ki Müslüman olduğu yerde kriz olmaz. Müslüman olduğu yerde kaos olmaz. Çok Müslüman güzel. Olduğu yerde hava kirliliği olmaz. Müslüman olduğu yerde aç olmaz. Müslüman olduğu yerde susuz bir yer olmaz. Bakınız ta nerelerden su getirmiş bizim ecdat. Tabii. Niye? Kimsenin efendim susuz kalmaması için. Herkes kendisi yapsın, zenginler falan değil. Herkes herkese yayılması için. İşte zekat belki de farkında varmadan bizim bugün mamur ettiğimiz dünyaya yarın emanet olarak vereceğimiz, yani miras olarak vereceğimiz nesillerimize doğru aktarmasını da sağlıyoruz. Ama evet, her verilmeyen zekat, her verilmeyen infak maalesef bir açlık ordusu. Yani düşünün şimdi, açlıktan bir insan ölürse, ki şu anda birisi öldü. Yani şu anda biz bunları konuşurken birileri öldü yani. Açlıktan öldü, susuzluktan öldü. Birileri öldü şu anda. Ve onun ızdırabını biz duymazsak, duyamıyorsak, gündemimiz farklı bir dünyaysa ve hala biz oturduğumuz sofralarda, efendim işte biraz sonra mesela şimdi iftar sofraları hazırlanacak. İftar sofrasında acaba kaç çeşit yemek var mı tartışıyoruz? Veya efendim işte akşam ne yiyeceğimizi mi tartışıyoruz? Nerede yiyeceğimizi mi tartışıyoruz? Bunu tartışıyorsak biliyorum ki çok acı olacak, ama özür dilerim seyircilerimizden. Biz oruç tutmuyoruz, aç kalıyoruz. Rabbim, Allah bizden oruç tutmamızı istiyor. Oruç tutmamızı istiyor. Oruç tutabilmek için de kesinlikle bizde olandan kimlerin payları var hesabını yapmak lazım. Bu da zekatladır. Sizin mesela sesiniz güzel. Teşekkür ederim efendim. Allah Teala size bu şeyi vermiş, güzelliği vermiş. Birincisi, verdiği bu güzelliği geliştirmeniz gerekiyor. Niçin? İnsanlarla paylaşmanız için. Ne yapayım deyip derseniz Allah Teala size bu yarın hesabını soracak. Sana güzel bir ses vermişti. Diğer insanlara göre biraz daha güzel ses vermişti. Bunun hesabı. İşte zekat bu. Allah Diyanet'e baktığımız zaman hesap. Şimdi şöyle, bugün topu size attım. Eyvallah. Yani şu an açlıktan ölen var dedi hocam da. Yani gün içerisinde dünyada aç yatan insan sayısı, dün bir belgeselde izlemişim, 870 milyon diyor. Gün içerisinde aç yatan insan sayısı. Evet. İftar yapamıyor hocam. Ve bunların birçoğu iftar yapamıyor. İsraf bağlamı çerçevesinde üretilen gıdaların %17'si israf ediliyor. Bütün bunlara baktığımız zaman, rakamsal ifadelerle de değerlendirildiği zaman hakikaten yukarıdan, zenginden aşağıya doğru bir akışın ancak zekatla olabileceği gerçeği ortaya çıkıyor. Şöyle ki, bir doktrin anlamında söylemek lazım belki. Bir toplumun en zengin %20'si zekat verdiği zaman onların %2,5 malında eksilme olur. Ama bu fakirin eline gittiği zaman %19 gibi bir artışa sebebiyet veriyor. Evet. Bir toplumun en zengin %40'ı zekat verdiği zaman o toplumdaki onda %2,5 azalma oluyor ama toplumda %27 bir artış oluyor. Bir toplumun en zengin %60'ı zekat verdiği zaman onlarınkinde %2,5 bir azalma olurken o toplumda %33 gibi bir artışa sebebiyet veriyor. Çünkü üretime, ekonomiye efendim katılıp böyle bir canlanmaya sebebiyet veriyor. Aynı şey Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz mallar, paralar belli kesimlerin, belli insanların böyle elinde dönüp dolaşan bir şey olmasın diyor. Bunu aşağı doğru indireceksin. Faizle de aslında bir ters orantı olduğu da ortaya çıkıyor. Faiz aşağıdan alıp yukarıda birilerinin elinde biriken bir meblağ para olurken aslında zekat tam tersi eğiliyor. Zenginden evet, aşağı doğru yayıp toplumsal barışı, efendim toplumsal kaynaşmayı da aynı zamanda sağlayan bir sosyal bir müessese olarak karşımıza çıkmış oluyor. Ve böylelikle aslında genel olarak kul hakkı diye ifade ettiğimiz ama müminin, mümin kardeşinin üzerindeki hassasiyetini,
ya da oluşabilecek bir hakkını düşünerek hareket etmesiyle topyekün bu hakkın tabiri caizse ortaya çıkmadan ortadan kaldırılabileceği bir ortamı sağlamak aslında zekat ibadetiyle de mümkün olabilecek bir iş gibi gözüküyor değil mi hocam? Tabii ki zaten zekatı veren kimse o %2,5'ü verdiği zaman evet. fakirin hakkını vermiş oluyor. Tabii ki. Bizim bir Müslüman olarak temel iki vazife ve sorumluluğumuz var. Bir tanesi Allah'a karşı, yaratana karşı vazife ve sorumluluklarımız. İkincisi de yaratılmışlara karşı vazife evet. ve sorumluluklarımız. Cenab-ı Hak bir kısmına onun efendim kudreti, hikmeti gereği malı çok vermiş, bir kısmına az vermiş. Ama aradaki dengeyi kurma açısından da zekatı onlara emretmiş ki onlara ver diye. Eğer verilmediği takdirde o zaman o efendim fakirin, garibanın, yetimin, öksüzün hakkı onun malının içerisindedir. Dolayısıyla kul hakkı çerçevesi içerisinde değerlendirdiği zaman zekat vermekle aynı zamanda haklarını da onlara tevdi etmiş oluyor, vermiş oluyor böylece yani. Turgut Hocam, bir mali dengesizliği ya da toplum içerisindeki dengeyi temin için daha doğrusu yapılan bir ibadet, aynı zamanda gönülleri de bir yönüyle hem itminana ulaştırıyor, hem de toplum içerisindeki ferahı, barışı, huzuru kendisi de bir yönü itibariyle destekleyebilecek bir psikolojiye bürünüyor. Bu aslında bununla birlikte, zekat ibadetiyle birlikte zikredilen bir başka ibadet, sadaka vermek ibadetiyle de alakalı. Lakin orada karşımıza maddenin dışında bir başka boyut daha çıkıyor. Tabii. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tamam zekatını ver, zekatla alakalı çok güzel işaretler var, cömertle ilgili büyük müjdeler var. Lakin bir tebessüm bile, bir kardeşine yapmış olduğun o gülme bile, gülücük bile sadaka olabilir buyuruyor, sadaka olur buyuruyor Allah Resulü. Biraz buradan devam edelim mi? Sizle başlayalım İhsan Hocam'a devam edelim. Şüphesiz sadaka, zekat farz bir ibadet çerçevesi içerisinde değerlendirdik. Ama bunun üzerinde sadakanın efendim çok geniş kapsamlı bir ibadet mekanizması olarak değerlendirmek lazım ve kula ve insana sevap kazandıran iyi ve güzel yapmış olduğu, atmış olduğu her adım insan için ayrıca bir sevaba sebebiyet veren bir husustur. Biz farz olarak zekatı efendim ifade etmiş olduk. İşte vacip olarak fıtır sadakası vereceğiz. İşte zekata bir malın efendim sadakası olarak nitelendirirsek, fıtıra da bir beden, bir can sadakası olarak değerlendirirsek, bunun dışında kalan infakların tamamını biz sadaka olarak değerlendirebiliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki her mümin sadaka vermeli. Sadaka verecek bir şey yoksa ya Resulullah diyor. Çalışır, gayret eder, çaba sarf eder. Hem kendi geçimini temin eder hem de başkalarına yardımcı olur. Buna bir gücü yoksa o zaman diyor başkalarına yardım eder. Yardım etmeye de efendim imkanı söz konusu değilse ya o zaman diyor onlara iyi sözde, iyilikler evet. ve güzellikler telkinatta bulunur. Emri bil maruf nehyanil münkeri yapar. Bunu da yapmazsa o zaman kendisi kötülüklerden uzak durur ki bu da onun için sadakadır diyor. Karşıdaki evet. insana tebessüm etme sadaka. Başkalarının önüne herhangi bir engel geldiği zaman bunu ortadan kaldırabilme imkanına sahipsen bunu elinle yapabilme, dilinle yapabilme efendim ve bütün azalarınla o kötülüğü bertaraf etme yolunda çaba ve gayret sarf edebilme tüm bunları sadaka çerçevesi içerisinde değerlendirmek gerekir ki bizim dinimizin güzelliklerinden bir tanesi bu. Tebessüm etmenin insana sevap kazandırabileceği başka bir ilke, başka bir yerde başka bir şey bulma imkanı söz konusu asla olamaz. Asla yok. Şimdi aklıma rahmetli Tahir Karagöz hocam geldi, Surgut hocam. Ankara'da bir din görevlisi ama aynı zamanda musiki işinas, çok kıymetli besteleri olan biri. Ama Melami Meşret'te aynı zamanda. Talebelerinden biriyle daha yenice maaşını almış, öyle Allah bilir, müftülükten almış maaşını, çıkmış. Kış günü bir karton parçasının üzerine oturmuş ve ihtiyaç sahibi olan birini görünce aldığı maaşın tamamını vermiş oraya. Yanındaki talebesi demiş ki hocam, evde yiyecek bir şey yok. Sizin de çoluk çocuk bekliyor. Demiş ki ben bu kış günü karın üzerinde, kartonun üzerinde 5 dakika bile oturmaya dayanamam. Bu gerçekten ihtiyaç sahibidir diyor. Çok uç bir örnek belki ama onun söylediği bir şey var. Zaman zaman parası olmaz mübareğin. Parası yoksa böyle gözünün içine bakar,
tebessüm edermiş ihtiyaç sahipleri olur. Bari böyle bir sadakamız olsun diye. Şimdi efendim öyle bir an geliyor ki Ankara için. Tahir hocamı andık. O da Ankara'da yaşamış yıllarca Ankara'da. Ama Ankara'da güzel dostlar var, güzel gönüllü insanlar var. Onlar biliyoruz ki bu anın, bu güzelliğin kadrini, kıymetini biliyorlar. Şu anda sofranızdasınız biliyorum. Tebessümle hep birbirinize bakar mısınız? Cenab-ı Allah yapmış olduğunuz ibadetleri bu vesileyle her yönü itibariyle kabule karin eylesin inşallah. Ve bütün güzellikleri şu anda yapmış olduğunuz ibadetle birlikte iftar vaktinin neşesine, huzuruna, muhabbetine erdirsin. Sevgili Ankara, Cenab-ı Allah tuttuğunuz, tutacağınız oruçları kabul eylesin. Ve Ankara'ya da gelenler hepsi zaten bozmuş oldu şu anda. Evet. Onlara da. Eyvallah. Bir eser okuyacağım. Eserden sonra tabii izninizle devam edeceğiz efendim sohbetimize. Buyurun üstadlar. Acep lütfun seherinde Allah, acep lütfun seherinde, seher vaktinde zikrullah Allah, iftar vaktinde zikrullah, bilene hoş ibadet Allah, bilene hoş ibadettir. İftar vaktinde zikrullah Allah, iftar vaktinde zikrullah. Aşıkların zarıdır Allah, o aşıkların canıdır. Resulün armağanıdır Allah, Habibin armağanıdır. Dertlilerin dermanıdır Allah, dertli gönüller dermanıdır. Seher vaktinde zikrullah Allah, iftar vaktinde zikrullah. Bu bir yoldur kalktı ince Allah, bu bir yoldur kalktı ince. Layıktır hocaya gence Allah, layıktır hocaya gence. Yeter yunus
gece seher vaktinde zikrullah Allah iftar vaktinde zikrullah seher vaktinde zikrullah Allah iftar vaktinde zikrullah. Ay maşallah, barekallah, ellerinize sağlık efendim, gönlünüze sağlık, teşekkür ederiz. Taksim için Hüseyin'cim ayrıyeten teşekkür ederiz. Sağolunuz. Hadi bakalım siz gidin bize yer tutun abi. Biz de geliyoruz inşallah en kısa zamanda. Eyvallah efendim. Ne güzel. Allah-u Teala Hazreti Yunus'u bize lütfeylemiş. Seher vaktinde zikrullah. Evet. İftar vaktinde zikrullah. Evet. Başka türlü açken de tokken de zikrullah. Eyvallah tabii. Ne verdiysen odur, dahi nemiz var diyor Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Başka neyimiz var ki hakikaten? Verirse yeriz, vermezse kendi bilir zaten. Evet. Her şeye, her hale Cenab-ı Allah lütfetse de razı olabilsek İhsan Hocam. Birlikte İdlib'e gittik. Ben hayatımda o manzarayla daha evvel bir belki Nijer'e gittiğimde karşılaştım. Nijer'de şöyle bir şey yaşadım hocam. Sadece Cenab-ı Allah bir bitki lütfeylemiş. Küçücük tohumları var. O tohumdan her şeylerini yapıyorlar. Çorba ondan, pilav ondan, yapılacaksa işte hamur ondan. Yani ne varsa her şey sadece bir bitki merkezinde, hayat bir bitki merkezinde yaşanıyor gıda noktasında. Ve İdlib'e gittik. Allah Diyanet Vakfımızdan razı olsun. Orada hizmetleri gördüm. Ve orada ihtiyaç sahibi olan insanların ben ihtiyaç sahibiyim dahi diyemediğini gördük. Şahitlik ettik. Bu da çok önemli değil mi İhsan Hocam? Biraz evet. Bahsedelim mi bu? Ya tabii kendi kabuklarımızdan çıkmamız lazım. Evet. Hele hele şu anda toplumun çok rahat her yere ulaşabildiği, sanal dünyada ulaşabildiği bir dünyada işte kendimizden başka, etrafımızdan başka insanların rahat yaşamadığını, hatta çok rahatsız yaşadığını hissetmemiz lazım. Hep böyle birçok sohbette bunu dile getiriyorum ama belki tekrar tekrar dile getirmekte de fayda görüyorum. Mutlaka. Şimdi Arakanlık bir kardeşimiz şu ifadeyi kullanmıştı. Bunu her yerde haykırıyorum ben. Bu insanlık bu ayıbı kaldırana kadar da haykırmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü hep şöyle dua ediyorum ben. Yine gittim yine dua ettim yine zengin yerler gördüm ben. Ya Rabbi ne olur zenginlerimizi doyur. Ya Rabbi ne olur. Yani zenginlerimizi doyur diye dua ediyorum. Çünkü fakirleri doyurmak gerçekten çok kolay. Evet. Fakirleri sevinirmek çok kolay. Evet. Şimdi o Arkanlı kardeşimiz şu ifadeyi kullandı. Dedi ki bize insan olduğumuzu yeniden hatırlattığınız için Allah sizden razı olsun dedi. Şimdi insanın insan olduğunu unutmak, İnsan olmadığına inanmak. İşte ben işte birkaç gündür işte bir hafta kaldım Afrika'da. Oradaki insanlar da aynı durumda. Yani insan olmadıklarına inanıyorlar artık yani. Biz normal değiliz diyorlar yani. Öyle inanmışlar artık yani. Allah Allah. Şimdi diyor ki ben Arakanlı kardeşime sordum. Niye böyle düşünüyorsun yani? Diyor ki insanlar bize o kadar zulmediyor ki, o kadar acı çekiyoruz ki. Ya bunu biz insan olsak bunu çekmeyiz. Daha da ileri bir seviyeye getiriyor. Burada Diyanet TV'de bunu söylemek belki çok böyle beni çok üzecek ama söylemek ihtiyacı hissediyorum. Diyor ki biz insan olsak Allah bize yardım eder. Yani Allah bize yardım etmiyorsa demek ki biz insan değiliz diyor. Bu ifadeyi kullanacak dereceye düşmüşse burada bizim vebalimiz çok fazla. Çok büyük yani. Ve siz geldiniz. Bize sarıldınız. Yani siz farklı ırktan olan olarak bize sarılıyorsunuz, bize gülüyorsunuz, tebessüm dediniz. O kadar önemli ki bizim için. Yani bizi muhatap alıyorsunuz siz. Bizim dertlerimize oturuyorsunuz, dertleşiyorsunuz. Aynı sofraya oturuyorsunuz, bize yardım ediyorsunuz. Ve bizden bir şey beklemiyorsunuz. Yani yoksunluk psikolojiyi bozuyor ve bu bozuk psikolojiyle insanlar imanına mugayir şekilde bile davranacak kendini noktaya gelebiliyorlar. İnsanlığını sorguluyor, çok imanını sorguluyor, bir nokta, etrafını sorguluyor, bulunduğu mekanı zorluyor. Bakınız mekanı, coğrafyayı zorluyor ve kaderine, coğrafya evet. Kaderdir diye,
coğrafya evet. kaderine belki de evet, inkara kalkıyor. Halbuki geçen belgeselde bir şey okudum. O kadar önemli ki belki sohbetimizin başına dönmüş olacağız. Kusura bakmayın. Sen... Çöller olmasa diyor, dünyaya yağmur yağmaz. Evet. Çöller olmasa hocam, çöller mesela şu an hiçbir çöl olmasaymış dünyada yağmur yağmaz. Çünkü çöllerin verdiği ısıyla bir buharlaşma oluşuyor. Yani artık bilimsel kardeşlerimiz, bu işi bilen kardeşlerimiz daha iyi izah evet, ederler. Ben evet. sadece şu cümleyi kullanabilirim, orada altını çizmem gereken cümle. Çöller olmasa dünya yağmur yağmayacak. Bir fakir, bir yetim olmasa belki bize yağmur yağmur yağdırmayacak Allah Teala. Yaşlılar olmasa bize Allah yardım etmeyecek. Öyle hor gördüğümüz insanlar olmasa belki Allah Teala bize... Düşününüz yani bir bölgede 10 yıl ekin çıkmadığını düşünün. Evet. Ne kadar zengin olsanız ne olur? Ne olacak hocam, yani? Şimdi zannediyoruz ki biz malımız var diye yardımda bulunuyoruz. Evet. Halbuki yardımda bulunduğumuz insanlar var diye belki biz mal sahibi olduk. Evet. Tabii. Onun sebebiyle. Onun evet. sebebiyle olduk ve en son belki çok özür dilerim. Bunu da yeni gördüm ben. Meğerse evet. yani, bilinen bir gerçekmiş ama ben ilk defa gördüm. 5 metre gördüm ben. Tabii 6-7 metrelikler de var. Yerin üzerine 5 metre koca bir bina gibi bir kule var. Evet. Topraktan yapılmış. Sapasağlam. Balyozda kıramazsınız. Nedir biliyor musunuz? Karınca yuvası. Allah Allah. Bir en büyüğü 2 yılda yapılıyor. 2 yılda yapıyor karıncalar. Evet. Ve herkes iş görevini yapıyor ve beraber bir kule yapıyorlar. Ve bunun için yapıyorlar. Toprağın altında evet. altında havalandırma sistemleri yetersiz kaldığından dolayı yukarıya doğru havalandırma sistemi yaparak yerin altındaki karıncaların havalandırmasını sağlıyor. Bu nasıl bir dünya ya? Hani birimize muhtacız dedik ya. Şimdi evet. birimiz şu karınca mesela şöyle bir şey yok yani karıncalar içerisinde. 1000 tane, 100 bin tane karınca var. 10 tanesi ya biz boş ver çalışmayalım demiyor. Herkes bir şeyin, bir yerin, bir işin tarafından tutuyor. Biz evet. de eğer ki şu döngü içerisinde, şu dünya içerisinde, kainat içerisinde verilen görevi yapmıyorsak, Allah'ın bize verdiği görevi, aklımızı çalıştırmıyorsak, tembellik ediyorsak, ihmal ediyorsak, eyvallah. Her ihmallerimiz, her efendim bıraktığımız şeyler başkalarına yük oluyoruz. Başkaları bize yük olmaya başlıyor. Yalnız olmadığımızı düşünerek hareket etmekte çok çok fayda var değil mi efendim? Kaybediyoruz, eyvallah Turgut Hocam. Bu noktada son dakikalar... Evet dedik ya en başta ikine zen merde, efendim civan pire, keman tire muhtaç. Aslında hepimiz birbirimize muhtacız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iki kimseye gıpta edilir. Onlardan bir tanesi Allah'ın mal verdiği ve o malı da işte böyle hayri iş ve işlemlerde yapılan yerlere harcayan kimselere gıpta edilir. Eğer kişi zekatını, sadakatını, infağını Diyanet Vakfı'na verirse 111 ülkeden öğrenci getirip okutuluyor. Türkiye'de 111 ülkedeki insan buraya geliyor. İşte evet. burada eğitimlerini görüp kendi ülkelerine gidiyor. Ancak işte bunlar bu tasadduklarla elde ediliyor. Veya bu ülkeden insanlarımız gidip farklı ülkelerde eğitim müesseseleri insana katkıda bulunup insan yetiştirmeye efendim çaba ve gayret sarf ediyorsa işte bütün bunlar bu tasadduklar sayesinde oluyor. Eğer bu olmadığı zaman insanoğluna baktığımız zaman insanoğlunun zaten iki vadi dolu efendim bir mal varlığı olsa bir üçüncüsünü ister. Yani gözünü ancak topraktan başka doyurabilecek bir husus yoktur. Dolayısıyla insan ancak vererek infak duygusuyla beraber insani özellikleri ve güzellikleri ortaya çıkar. Bunun altyapısını biz zekat olarak %2,5 olarak koyuyoruz. Cenab-ı Hak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koymuş ve bunun üstündeki infakları ancak insan rahmet, şefkat, merhamet de zaten iç duygusunda adeta insanın genlerinde olan o yardımlaşmayı, dayanışmayı o şekilde ortaya çıkarıp ve başkalarına efendim kucak açmış olur. Ve dediği gibi hocama aktarmış olduğu gibi Afrika'da ismini dahi bilmediğimiz bir kardeşimize veya ülkemizin ücra köşesindeki bir kimseye ancak bu şekilde yardımı ulaştırmış ve onların da dualarına ortak olmuş, onların dualarında yer almış ve esas buradaki amacımız, gayemiz fani bir dünya değil mi? Kimse ebedi kalmıyor. Burada ama ebedi amacımız kalış ebedi için...
ebedi hayatımızı kazanma buradan olduğundan fırsat, oluyor. Onun için burada. Elden fırsat burada. Bir de işin şöyle gerek. Bir güzelliği var hocam. Bu hasletlere sahip bir mümin inşallah ümidi o ki ahirette ebedi hayatta cennete ve cemale kavuşur. Lakin bu dünya kaldığı sürece de bir sadaka-i cariye olacak bir iş yapabilir burada ve o devam edebilir. Bunun da kapılarını Cenab-ı Allah bize bizim hayır hasenatımızla, evlad-ı ihalimizle, yapacağımız, açacağımız bir kuyuyla, yapacağımız bir okulla ya da ne bileyim başka hizmetlerle inşallah yapabileceğimizi de gösteriyor bize değil mi efendim? Evet. Yani zaten toplumsal Eyvallah. Anlamda biz bunu olduğu gibi dediğiniz şekildeki okuldur, köprüdür, handır, hamamdır, ecdadımız hepsini yapmış. Bugün de yapmaya Eyvallah. Devam ediyor. Ama biz bunu kaynağını nereden alıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den. Ve yutumuna ta'ama ala hubbihi miskine ve yetime ve etira. Eyvallah hocam. Yani elindeki kendisi ihtiyaç olduğu halde başkasına tasadduk etme, verebilme duygusu ancak imanının, inancının getirmiş olduğu Eyvallah. Güçle kuvvet hocam. Olabilir. Ebedi hayatta ancak öyle kazanılabilir. Burada Allah verecek olsun. Ki ahirette onun karşılığını kat be kat alabilsin. Kıymetli hocalarım, her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Turgut hocam, İhsan hocam, Allah sizden razı olsun. Kıymet abi. Birazdan inşallah Ezan-ı Muhammediye. İhsan hocam, sizin duanızla kavuşsak olur değil mi? Dua? Dua. Amin diyeceğiz. Hocamız dua etsin. Peki, nasıl isterseniz hocam. Sahurda sevgili Nur Hakkı'nın konukları özü sözü bir olmak ve doğruluk bahsinden bahsedecekler. Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocamız ve Doktor Enver Osman Kağan hocamız. Sevgili Nur Hakta'nın konukları olacaklar. Tekrar dua ikramı teşekkür yapalım. Ediyoruz. Dua ikram. İhsan hocam, Turgut hocam sağ olun. Hakikaten çok hoş oldu. Allah razı olsun. 40 saniye kadar bir zamanımız var. Bir dua bekliyoruz Amin. Hocam. Buyurun hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin vermiş olduğun rızıklarla oruçlarımızı açıyoruz. O rızıklara hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, bizlerin günlerine, gönüllerine ferahlık, sürur, sevinç lütfeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri birlikten, dirlikten, beraberlikten hiçbir zaman ayırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı da batıl bilip ondan kaçınan mümin ve Müslümanlardan eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, bizleri, ülkemizi, devletimizi, milletimizi daima muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. 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 Ve selamun aleyhi mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة